Arkadaşlar hepiniz yeni bir videomuza hoş geldiniz. E, bu videoda Shiba'dan ve Doge'dan bahsedeceğiz sevgili dostlar. E Shiba ve Doge Doge'un teknik analizini gerçekleştireceğiz. Neler bekliyor? Hangi ne tarz hareketler yapabilirler? Ne zaman bir alım fırsatı oluşacaktır vesaire her şeyinden bahsedeceğiz sevgili dostlar. Shiba'dan ve Doge'dan Videoya geçmeden önce söylemeliyim ki bu videoda anlatılanlar kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Biz kimseye al sat demiyoruz. Lütfen karınızdan da zar zararınızdan da sorumlu olduğunuzu bilerek e, videoya devam ediniz. Haricinde arkadaşlar e, insanlar videoları seyrediyor fakat abone olmayı unutuyorlar. E, sizlerden rica ediyorum lütfen e, kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Videolara emek veriliyor. O yüzden dediğim gibi bir saniyenizi ayırıp abone olmanız bizim için çok 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 önemli sevgili arkadaşlar, lütfen ihmal etmeyelim. Şimdiden teşekkür ediyorum. Videoyu da beğenirseniz sevinirim sevgili arkadaşlar. Şimdi Shiba'dan başlayalım. E, Shiba'nın çok fazla işte sevmeyeni var falan. Aslında Doge'un da öyle. Hani seveni de çok var. Ama gerçekten hani fazla fazla tepki e, verenler de çok var. Şöyle söyleyeyim, ben proje bazlı olarak hani Shiba ve Doge şu gözle bakıyorum yatırımım. Benim şahsen yok bu arada. Ee, mesela piyasada çok güzel hani uzun vade olarak işte Web3 projeleri var işte Metaverse onların yanında bu tarz projeler arkadaşlar bana sönük geliyor şahsen. Yani e, Shiba'dan ve Doge'dan daha önce tuttuğum benim çok fazla coin var öyle söyleyeyim. Ama ikisi de gerçi ikisinden de şöyle de söyleyeyim. Hani beğendiğim projeler değil ama bu yıl için gerçekten e, güzel hareketler bekliyorum. Onu da söyleyeyim. E, yani Zaten bir önceki videolarımızda hani Shiba'dan da Doge'dan da konuşmuştuk. Dediğim gibi ben öyle çok e, alıcısı değilim ama hani yıl içinde güzel hareketler yapacağını da ikisi içinde düşünüyorum. Bu videoda da zaten ikisini ele alıyoruz. Şu anda Shiba'ya baktığımız zaman 4022. Daha doğrusu 40222 diyeyim. E, daha nokta atışı olsun. Seviyelerinde olduğunu görüyoruz dostlar ve şu anda bakın 2066'nın ondan sonra üzerindeyiz yani 4.0 2066 ile 4.0 3234 doların şu anda bu kanalın içindeyiz ve şöyle söyleyeyim bakın mesela kimi zaman bakın kimi zaman yeşil mum kimi zaman kırmızı mum yakıyor şu an bitcoin hareketleri de güzel arkadaşlar yarın çok büyük bir ihtimalle yarın çok büyük bir ihtimalle kırmızı bir mum yakacaktır tekrardan ne yapacaktır? Destek seviyelerini test edecektir. Destek seviyesi test edilirken bize güzel bir alım fırsatı vermesi oldukça mümkün. Bunu söylemek istiyorum. Yani şu anki fiyattan e, alım yapmak çok mantıklı olmayacaktır. Uzun lafın kısası çünkü e, yarın bir düşüşe geçebilir. Ben şahsen e, alıcısının, yatırımcısının e, bunu kovalamasını tercih ederim. Şu anda bakın yeşil mumunu yakmış. E, yarın kırmızı bir mum gördüğümüz takdirde bakın e, 40 20 seviyelerine tekrardan kendisini saldığı zaman bu Shiba için bize güzel bir alım fırsatı verecektir. Onun haricinde arkadaşlar orta uzun vadede, orta uzun vade bakın e, şu anki desteğimiz güzel bir alım noktası çünkü 4032 seviyelerine kadar olası bir yükseliş de çok hızlı çıkabilir. Haberiniz olsun. O yüzden burası güzel bir alım noktası tamam mı? E, haricinde dediğim gibi orta uzun vadede güzel bir hareketli arkadaşlar 4.032 seviyelerine hızlı bir şekilde çıkabilir bakın mesela bu şubat şubata da baktığımız zaman örneğin şubada e, çok güçlü bir hareket görüyoruz yani aslında e, şöyle söyleyeyim e, yükselişe aç olan bir coin olduğunu yükseliş potansiyeli olan bir coin olduğunu aslında e, burada günler içinde bize kanıtlamış ve e, yakın zamanda bitcoin hareketleriyle aynı hareketi yapması çok olası sevgili arkadaşlar o yüzden bura güzel bir alım noktası diyorum ben zaten tamam mı? <laughs> haricinde, haricinde. Ha buradan reddiyese de tekrardan desteğe doğru gelirse eğer desteğe kadar ineceğini sanmıyorum ben bu sefer reddiyese bile fakat e desteğe gelirse tekrar bir alınabilir. Orta uzun vadede 4032'nin üzerine attığımız zaman yatay seyir mum kapanışıyla yine güzel bir alım noktası. Uzun vadede devamında 4039'un üzerinde yatay seyir ve mum kapanışlarıyla ile tekrar bize bir alım fırsatı verebilir. Gerisi ATH'lar. Dediğim gibi ben yatırımcısı değilim. Çok da hani şey yaptığım bir coin değil. Fakat e, yıl içinde arkadaşlar Shiba'dan gerçekten güzel hareketler bekliyorum. Bu yıl. E, burası da güçlü bir destek. <laughs> daha öncesinde bunu zaten konuşmuştuk. Bakın şuradaki yapmış olduğu yükseliş bir benzerini daha bekliyorum ki bu sefer çok daha yüksek bir noktadayız. E, burası yani şu gördüğünüz desteğin altında ciddi bir hacmi ve e, insanların elde tutma oranının olduğunu göz önünde bulundurmak lazım O yüzden güzel hareketler yapabilir onu da söyleyebilirim ve az önce de söylediğim gibi <laughs> yakın zamanda özellikle yarın bir alım fırsatı söz konusu olabilir arkadaşlar haberiniz olsun şimdi gel gelelim Doca Doge Doğucuda alım fırsatı olarak arkadaşlar şu anda bir alım fırsatı olduğunu söyleyemeyiz Çünkü yani görüyorsunuz kanalın resmen ortasındayız. Şimdi baktığımız zaman buradan tekrar dostlar 0.08 desteğine doğru aşağı yönlü bir salınım yaparsa bu bize çok güzel bir alım fırsatı verir. Fakat ben bunun olacağını düşünmüyorum. Hani e, bu daha zor bir ihtimal. Merdiven mesela şuradaki düşüşü görüyor musunuz arkadaşlar? Buradaki düşüşün e, yükseliş versiyonu kısa vadede gözler önüne gelebilir. Onu söyleyeyim yani hacimli bir şekilde Bitcoin hareketleriyle hacimli bir şekilde Doge'dan 0.16 seviyelerine doğru seyretmesini bekliyorum. Ondan sonra bir red diyebilir fakat yine desteğe kadar düşmez. Onu söyleyeyim düşerse tabi e, alım için güzel bir fırsat verir. Bir iki red yesede de dostlar ondan sonra sonunda 0.16'ları kıracak ve burayı destek alacaktır. Burası bizim için oldukça güzel bir Alım noktası olacak. E, zira neden? Ondan sonra e, yolu açık. Onu söyleyebilirim. Ondan sonra e, güzel noktalara gelmesi oldukça olası. 0.44'lere kadar arkadaşlar kendisini e, deneyebilir. Uzun vadede 0.44'lerin üzerine attığımız zaman da yine bu bize güzel bir alım fırsatı verecektir arkadaşlar. Ya yani Doci şu an bir alım fırsatı yok. E, kısa vadede de kısa vadede de alım fırsatının olacağını şu an düşünmüyorum. Çünkü aşağı yönlü gidecek gibi durmuyor. Yukarı yönlü gidecektir. Fakat e, dediğim gibi bu da e, buradan red deyip tekrar aşağı inebilir. Tabi red yemeyip tek seferde kırarsa 0.16 üzerinden e, hemen alımı yapabilir yatırımcıları. Onu da söylemek isterim. Dojo da arkadaşlar yıl içerisinde dediğim gibi güzel hareketler beklediğim e, iki tane coin. Güzel hareketler bekliyorum ikisinden de. Potansiyeli olan coinler. E, Doge'un da mesela şöyle Ocak'ta bir yükseliş. Şurada bir düşüş. Ocak sonu tabii Şubat'ta yine e, aynı yerde hiç fena olmayan bir yükseliş yapmış. E, bu da Doge'un aşağı yukarı fiyatlarına göre baktığımız zaman e, güzel bir yükseliş oranı olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. İkisi için de Doge'da Doj'da e, yukarılardan vesaire aldıysanız mesela. Amorti seviyeniz çok yüksekse ortalamanız belli alım fırsatlarından değerlendirip ortalama düşürüp daha sonrasında yüksek seviyelere ulaştığınızda yani amorti ortalamanızı düşürme hareketine oynayabilirsiniz böyle alım fırsatlarında diyebilirim. Bu videoda Dojdan ve Shibadan bahsettik umarım memnun kalmışsınızdır yararlı olmuştur buraya kadar geldiyseniz kanalımıza abone olmanızı tekrardan sizden rica ediyorum. Videoyu da beğenirseniz sevinirim. E, hepinize bol kazançlar dilerim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.